10 yaşındaki normal çocuklar genelde dışarıda oynar ve neşe doludur. Bazıları da ev işlerine yardımcı olur ama Abby Furco için işler öyle değildi. Genç yaşta Abby'ye lösemi teşhisi kondu. İnsanların yakalanabileceği tüm hastalıklar arasında kanser en kötü hastalıklar listesindedir. Yalnızca hastaya yaşattığı fiziksel ve duygusal acılar değil, ayrıca hastanın yakınlarına yaşattığı üzüntü de bu hastalığı diğer hastalıklardan daha kötü yapar. Abby'nin çevresindekiler de lösemi teşhisi konulunca perişan oldu. Küçük kız kanser teşhisi konduğunda yalnızca 4 yaşındaydı. Doktorlar kızın yaşamasına %20 ihtimal vermişti. Kızın yaşama ihtimali ne kadar düşük olsa da ailesi 6 yıl boyunca savaştı. Kemik iliği nakli ve kemoterapi yapıldı. Radyasyon terapisi ve deneysel ilaçlar da kullanıldı. Ailesi kızlarını her an kaybedebilecekleri korkusuyla yaşıyordu. Bir keresinde kaptığı enfeksiyonlardan ötürü küçük kız az kalsın hayata veda ediyordu. Ellerinden gelen tek şey kızlarının ölüm kalım savaşı vermesini seyretmekti. Kasım 2013'te nihayet bir umut ışığı göründü. Nihayet Abby'nin tedavisi bitti ve Abby bir yıl boyunca normal bir çocuk gibi okula devam etti. Futbol takımına ve Kadın İzciler Kulübü'ne katıldı. Ne yazık ki Eylül 2014'te hastalık yeniden başladı. Bu sefer hastalık eskisinden de beterdi. Artık en ufak bir harekette bile canı çok acıyordu. Şubat 2015'te Abby bir kemik iliği nakli daha geçirdi. Ama 2 hafta sonra yama kökenli konak hastalığı başladı. Bu hastalığın sonucu olarak vücuda alınan kemik iliği vücuda düşman olarak çalışıyordu. Kısa süre içinde kızın böbrekleri iflas etti. Doktorlar ellerinden geleni yaptı ama kızın 48 saatten uzun yaşaması beklenmiyordu. Kimse kıza veda etmeye hazır değildi ama ailesi ellerinden gelen hiçbir şey olmadığı için kızları için cenazeyi planladılar. Tabut ve cenazede çalacak müzikleri seçtiler. Ardından bir mucize gerçekleşti ve Abby'nin bir anda ağzından 6 kelime döküldü. Abby'nin söylediği söz şuydu: "Benim daha yaşayacak çok zamanım var." Bunu söyledikten sonra Abby hızla ve mucizevi bir şekilde iyileşmeye başladı. Doktorlar Abby'nin iyileşmesine mucize dışında hiçbir açıklama getiremedi. Eve döndüğünde küçük kız kendi başına iyileşmeye başladı. Bazen hafif kötüleşiyor gibi oluyordu ama yine de gittikçe iyileşiyordu. Kızın hayata tutunma mücadelesi herkesi çok şaşırttı. Küçük kız tüm zorluklara rağmen yılmadı. Abby şu an hala daha iyileşme sürecinde ve günde 2 kez damar yolundan steroid alıyor. Ailesi artık Abby'nin geleceğinden oldukça umutlu. Abby ile birlikte geçirdikleri her andan sonuna kadar keyif alıyorlar.